AKP iktidarının ilk dönemini iyi, ikinci dönemin olumsuz diye nitelemek yanlıştır iktisatçı olarak. Çünkü ikinci dönem birinci dönem sonucudur aslında. Peki o zaman birinci dönemde ne oldu diye baktığımızda AKP iktidarı 2000 projesini çok sadık uygulayan bir iktidardır. İşin garibi IMF'nin yanılmıyorsam 16 veya 17 proje yapmıştır Türkiye için. En sadık uygulanan proje bu projedir. Bunu AKP uyguladı. Peki bu projeyi neden itiraz ediyorum? Çünkü bu proje bizim projemiz değildi. Bu proje Türkiye'yi kalkındırma veya ne bileyim o esnada yani 1999'un sonuna gelmiş olduğumuz krizi ortadan kaldırmaya yönelik bir proje değildi bu. Peki ne projesiydi bu? Yani Türkiye'yi sıkışan dünya kapitalizmine pazar yapma, piyasa yapma projesidir bu. Çaresizlikle AKP günlük oyunu mesela sadece şey yapmıyor yani dövizi öyle tutmaya çalışıyor. Emeği insanları öyle kandırmaya çalışıyor. Umarım insanlar şey yaparlar yani öğrenirler veya düşünürler öyle diyeyim daha doğrusu. Çünkü o zaman şöyle düşünmek lazım. Eğer AKP bugün ilave bir para verdiyse diyelim ki o para bugün daha fazla ekmek verin almasına vatandaşına hizmet etti. Peki bundan sevinmek lazım mı? O zaman şöyle düşünmek lazım gibi geliyor bana. Ya bu para beni bugün sevindirdiyse niye yani seçime 2 ay kala verdi ki daha verse adam ben de 2 ay evvelden hatta bir 6 ay boyunca ben de sevindirdim rahatlar. Niye yani bu böyle oldu? Ha bu ne demektir? Benden oy satın alıyor demektir. Peki ben şimdi bu oyumu vereyim mi, satayım mı yani? Çünkü oy satmaktır bu aslında. Bu bir ahlaksız manevradır aslında. Yani siyasetin yaptığı vatandaşın değil. Ahlaksız bir manevradır bu. Ben sana para vereyim sen bana oy ver. Oysa siyasete oy verilir tabii toplumun verdiği genel hizmetle verilir. Öyle karşı yoksa anında verdiği şey değil ki bu bir sokaktaki bilmem seyyar satıcı değil ki. Neyse o zaman ben buna vereyim mi diye düşününce nasıl düşünmesi lazım? Yani ben öyle düşünüyorum. Şöyle düşünmesi lazım. Ya bu adam bunu bana son anda verdi. Demek ki bundan evvel daha düşündüğü başkaları varmış. Yani sermaye falan varmış anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla iktidar geldiğinde bu huyu değişmeyecek ki. Çünkü huyu canın altındadır. Anlatabiliyor muyum? Huyu değişmez. Siyasetin huyu da değil. Hele ekonomik sisteme gelirsek, şunu biraz bu tartışma çıkartalım. Kapitalist sisteme gelirsek, kapitalist sistem böyle bir şeydir. Rüşvetle yürür kapitalist sistem. Öyle ahlakla falan yürümez kapitalist sistem. Ve biz de öyle yürütüyoruz şu anda. Vatandaşın böyle düşmesinden, bakın asgari ücretliye para verirken satın almış oluyor. Daha da önce sistem ne yapıyor? İnsanların emeğini satın alıyor aslında ücret karşılığında. Ve hepsinde ve ücretin bütün karşılığını da vermiyor aslında. Onun için insanlar satılık olmadığını bence bilmesi lazım. Emeğinin de satılık olmadığını bilmesi lazım. Ona göre siyasi seçimini yapması lazım. Zaten şu anda bütçe o kadar iki yakası bir araya gelemiyor ki. Yani şu tarihin belki en büyük bütçe açığını şu anda yaşıyoruz. Ve bence daha da açılacak bu. Çünkü iki ay kala daha bir sürü şeyler de yapılacak. Şu anda hiç akıllı olmayan, anlatabiliyorum, yapılacak. Sırf seçim kazanmak için. Bir de bu arada şey de açık veriyor olabilir. Yani varlık fonu da açık veriyor. Mesela çok fazla açıklamıyorlar bunu. Vermiş olabilir. Dolayısıyla iktidar hangi gelir partiye gelir veya koalisyon gelirse gelsin işi kesinlikle zor. Ve bu şunu demektir. Kim gelirse gelsin bir anda ya derin bir kemer sıkma politikasını gündeme getirecek veya bu kemer sıkma politikasını IMF ile birlikte gündeme getirecek.